Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıldır aslında Instagram ve TikTok'ta çok fazla yemek tarifi yapıyorum. Fail'lar oluyor, bazıları güzel oluyor falan, böyle yemekle çok haşır neşirim. Ve gerçekten mutfakta zaman geçirmeyi çok seviyorum ama şunu fark ettim. 5 yıllık YouTube hayatımda bir tane bile mutfakta video çekmemişim, yemek yapmamışım. Hayret bir şey. Ve bir sürü TikTok'ta sürekli gördüğüm, gecenin köründe canımı çektiği, işte kaydettiğim bir sürü tarif var. Ve bir türlü bunları yapmak için motivasyon bulamıyordum kendimde. Dedim ki ben neden YouTube'da bu yemek tariflerini yapmıyorum ki? Ve bugün birazcık basit başlıyoruz ve sadece iki malzemeden oluşan 4 tane viral TikTok tarifini deneyeceğiz. Yani sıçıp batırma ihtimalim çok düşük ama her şey olabilir biliyorsunuz. Bazen çok basit şeyler çok zor da olabiliyor. O yüzden göreceğiz. Bugün 4 tane tarifimiz var dediğim gibi. Bir tanesi bagel, bir tanesi kurabiye, bir tanesi lavaş ve son olarak da brownie yapacağız. Sadece iki malzemeyle. Gerçekten ilginç olacak. Önce lavaşla başlayacağız çünkü lavaşın hamurunu birazcık bekletmemiz gerekiyor. Evet. Önce biraz su kaynatacağız. Normalde hep bu videoları böyle dikey formatta hiç konuşmadan çektiğim için şu an çok ilginç hissediyorum gerçekten. Şunu da bir üstümden çıkarayım ya. Yani şu videoyu çekmeye başlamak benim için o kadar zor oldu ki bugün regl başladı ve karnım inanılmaz ağrıyordu. Maalesef bir ağrı kesici çaktım. Çok sevmem çünkü ağrı kesici aslında ama mecbur kaldım. Ve Nutella'lı bir sürü tarif var, o yüzden çok mutluyum. Videoyu beğenirseniz lütfen yazın. Yani bu tarz bir seriye devam etmek ben isterim. Mutfakta yemek yapmayı YouTube'da daha fazla yapmak isterim. Ama bambaşka bir şey de yapıyorum şu an, onun da farkındayım. O yüzden böyle şeyleri beğeniyorsanız, izlemekten keyif alıyorsanız lütfen yorumlara yazın ki ben de yapmaya devam edeyim. Bu tarifin malzemesi aslında 3 tane. Sadece 2 malzemeden oluşan 4 tane viral TikTok tarifini deneyeceğiz. Ama suyu malzemeden saymadığımız için 2 malzemeli olduğunu düşünebiliriz. Su, yağ ve undan oluşuyor tarif sadece. Nerede benim kap ölçülerim? Şöyle bir şey aldım. Acayip güzel. Bir yandan da bununla çekim yapayım ki ne yaptığımı da görün istiyorum. O yüzden şöyle takılacağım. Hazırım. Şimdi kap ölçüsüyle gidiyoruz. Bu bir kap neye denk geliyor bilmiyorum ama bir su bardağına biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. 236 mililitre yazıyor üzerinde. 2 kap un kullanıyorum. Yarım kap kaynar su. O da şimdi oldu. Ve çeyrek kap yağ. Bunu yoğur diyor da ben bu kaynar sulu şeyi nasıl yoğuracağım? Ondan çok emin değilim. O yüzden biraz spatula ile yoğurmayı düşünüyorum başlangıçta. 5 dakika yoğurun diyor. Şimdi benim bunu bir parlamam lazım. Bu ara şeye sardım. Ekşi mayaya sardım ve kendi ekşi mayamı yapıyorum. Yaptım da hatta yani. Besliyorum, mesliyorum, ondan ekmek yapıyorum. Manyak oldum. İnanılmaz bir şey. Oha, bayağı hamur oldu gerçekten. Oo, güzel toparladı. Bayıldım bu hamura. Okey, şimdi bunu ne yapıyormuşum? 4, 6 tane çıksa bence okeydir. Sonra bir de bunları açacağız. Ama önce bunların biraz dinlenmesi gerekiyor. Hani kesme tahtasının üstüne koyuyorum. Üstüne bir tane havlu. İlk tarifimiz olurken hemen tabii ki bulaşıktan kaçınmak için kabı temizliyorum ve devam ediyorum. Nutella kurabiye. İki malzeme un ve Nutella'dan oluşuyor. Bir tepeleme kaşık Nutella kullanacağım. 5 kaşık da un koyacağım. Şöyle tam ölçüyle koyalım. Bunların ölçüleri önemli çünkü. Üf, çok güzel gözüküyor. Şuna baksanıza. 3. Umarım öyledir. Nutella nerede? Burada. Reklam olmadığını söylememe gerek var galiba. Yasal yükümlülüklerden kaynaklı. Bu nasıl birleşecek birbiriyle hiçbir fikrim yok. Okey, şöyle mıncıklaya mıncıklaya yapınca sanki bir tık daha toparlayacak bir hissi verdi. Ve çok pürüzsüz gözüküyor tarifte. Ona uygun hale getirmek lazım. Belki önce şöyle parçaları ayırıp mı sonra birleştirmek gerekiyor. Hadi artık bu elle de girdim. Un ufak oldu ya. Buna biraz daha Nutella lazım sanki. Nutella ekliyorum. Böyle parlak bir şey olması gerekiyor. Çok unlu bir karışma oldu. Nutellalı un kurabiyesine doğru giden bir tarif. Gitgide tarifin miktarını arttıracağım gibi geliyor bana ama yok yani, bu değil. Un ufak oluyor.
Bu böyle şu an Nutella crumble gibi bir şey oldu. Bir çiğ köfte gibi bir şey yaptım. Nutella çiğ köfte. Ama bir dakika bir şey diyeceğim. Bence oluyor gibi. Eser miktarda su koydum. Suyu malzemeden saymayız diye düşünüyorum burada biz bizeyiz. Ben yavaş yavaş bir kocaman bir kurabiyeye doğru gidiyorum. Çeyi kıvamı tutturamadım. Azıcık su koyayım dedim. Daha da kötü oldu. Azıcık un gerekiyor o yüzden. Ve unu koyacak elim yok şu an. Silme mi istiyorsun? Yani bilmiyorum ne kadar koymam gerektiğini. O yüzden Az az koyayım o gidelim. zaman. Aha. Biraz daha yoğurayım. Aha, vallahi oluyor. Ay vallahi oluyor. Oh be. Bu gadget iyi değil mi? Böyle iki açı yapıyoruz. Hani şunu yaptığımda dağılmasın gibi. Bu ne olacak? Bu kurabiye olacak. Bence okeydir ya. Tamam. Çok sağ ol kuşum. Hayat kurtardın. Ben bu iğrenç ellerimi bir yıkayayım. Yani porsiyon ne oldu bilmiyorum ama okey. Şimdi mikrodalgada yapın diyor. Ama bunu hani air fryer'da yapsak mesela ne olabilir ki diye düşünerek ben air fryer'lamayı düşünüyorum. Tam olarak şöyle bir şey ihtiyacımız var. Parlak gözükecek bir hamur. Bunları böyle top top yapıyoruz. Sonra ortaya ufak bir delik açıyoruz. Çünkü piştikten sonra üzerine çok azıcık da Nutella koyacakmışız. Kağıtları ben çok seviyorum. Air fryer'da çok iş yapıyor. Bir de böyle delik açacağım ki hava alsın doğru düzgün diye. Totalde tarife ne koyduğumu düşünürsek 7 çorba kaşığı un koydum. Bence bir 3 kaşık da Nutella koydum. Çorba kaşığı yine. Böyle düşünebilirsiniz. Okey, 5 tane kurabiye çıkıyor gibi. Şöyle bir 180 derecede 5 dakika deneyelim bence. 5 dakika. Hadi bakalım. Bu da tamam. Çok güzel. Ay şimdi en merak ettiğim tarif. Yine aynı kap. Ama işime yarayacak. Ne yapayım? Temizleyip temizleyip kullanıyorum. Bence harika. Ekonomi. Bir de böyle şey tarifler oluyor ya, her şeyi küçük kaselere koyarak porsiyonlayıp tek tek döküyorlar. Benim böyle elim ayağım titriyor. Yani o küçücük kaseleri neden bulaşıkçı olarak çıkarıyorsunuz? Al kaşık kaşık koy şeyin içine. Ama tabii o da görüntü için yapmak istiyor ama benim böyle endişelerim yok neyse ki. Şimdi iki malzemeli brownie. Çikolata ve yumurtadan oluşuyor. Çikolata eritmemiz lazım. Ben şöyle yapıyorum genelde. Kettle'ın içini dolduruyorum, suyu kaynatıyorum. Üzerine de eritme kasesini koyup pratik bir şekilde eritiyorum benmari usulü. Şöyle bir eritme kabım var. 4 tane yumurta kullanacağız. Beyazlarını sarısını ayırıyoruz. Beyazları tabii ki inanılmaz kar gibi olana kadar çırpacağız. Sarılarını ayrıca çırpacağız. Yavaş yavaş erimiş çikolatayı sarısına karıştıracağız. Ve daha sonra o pofur pofur yumurta beyazını da yok etmeden içine karıştırmaya çalışacağız. Bu bir 25 dakika falan pişecek bu arada. O yüzden önceden fırını ısıtıyorum. Ha okey, yumurta beyazları. Kurabiye kokmaya başladı ha. Güzel kokuyor. Yumurtamı alayım. Kurabiyeler dağılmış. Dağılmış ve bir tık kendini salmış gözüküyor. O yüzden bir 5 dakika daha air fryer'da pişirmeye karar verdim. Bunun mikrodalgada yapılmasının bir anlamı var mıydı acaba diye şu an düşünmeden edemiyorum. Muhtemelen vardı. Öncelikle aldığım yumurtaları bir kutusundan çıkarmam lazım. 4 yumurta. Teşekkürler. Siz yumurtalarınızı nasıl ayırırsınız? Ben yumurtamı kabukla ayırmayı tercih edenlerdenim. Çok değişik bir yöntem yapan daha var. O da şu. Pet şişenin ucuyla sarılarını topluyorlar abi. Ne gerek var? Yani bu kadar gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar zor bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bence ayrılabilir yani. Hayır. Heh. Bir çırpıcı yardımıyla tabii ki bu yumurta beyazlarını çırpıcı. Birazcık mikrofonu şarj etmem gerektiği için bu çırpma işlemini bakın ters çeviriyorum ve hiçbir şey olmuyor. Bu yumurta beyazını çırpma işini çekemedim. Bir tık soğumayı almak istiyorum. Şöyle hafif karıştırarak da soğutayım. Çünkü yumurta sarısı ile birleştiğinde yumurtayı pişirirse hani tadımız kaçar. Kötü olur yani. Bu sırada kurabiyeyi üçüncü bir tura soktum. Çünkü hala toparlamadı. Hala o istediğim kurabiye formunda değil. Bir tık keke doğru gidiyor hatta. O yüzden 200 derecede birkaç dakika daha air fryer'da kendisini toparlamaya davet ettim. Bakalım olacak mı? Keşke bunu mikrodalgada yapsaydım. Bitti bak şu an. Bakıyoruz. Yani
Bence ben bunu biraz soğumaya alsam bu toparlar. Böyle bir inanıştayım. Bunu soğumaya almaya karar verdim şu an. Üçüncü tarifin aşamaları içerisindeyiz. Şöyle yavaşça yumurtayı da pişirmeden. Tarifte bir de üzerine çikolata koyuyorlar ama ben onu koymak istemiyorum. Çünkü zaten dark çikolata ve yeteri kadar yoğun bir lezzeti var. Bir de üzerine onu koymakla iyice ağırlaştırmak istemediğime karar verdim. Bayılıyorum. Tarifleri bulayım, kendi yorumumu katayım. Bayılıyorum. Niye? Yap işte. Tarif tutmuş. Var yani. Ama yok. Şu spatulanın her şeyi neredeyse tamamen kaptan almasına bayılıyorum. Anlamsız bir tatmin duygusu. 23 dakika yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Başka tarifle uğraşırken kaçırırız, unuturuz. Tadımız kaçmasın. Yine aynı kabı kullanacağım. O yüzden kabı yıkıyorum. Turuncu kapla devam. Tarifin olayı yüksek proteinli bagel yapmak. Yoğurt ve un kullanılıyor sadece. Bir bagel için 1/4 kap yoğurt, 1/4 kap un kullanıyorsunuz. Ne kadar fazla yapmak isterseniz o kadar fazla bu tarifi artırabilirsiniz. Ben bu tarifi anlamsız bir şekilde güvendiğim için 4 tane yapmayı planlıyorum. O yüzden şurada yarım kap ölçüm var temiz duran. Bunu kullanıp bundan 2 tane yapınca 4 tane çıkıyor çünkü 1/4. Aynen bundan 2 kaşık. Bu arada ekşi maya yaptığımı söylemiştim. Bakın bu zeytinli ekmeğim, bu da cevizli ekmeğim. Şöyle gösterirsem daha mantıklı olacak galiba. Lezzetli. Bir de böyle delik delik oluyor ya, o çok hoşuma gidiyor. Biraz böyle yemek yapmanın kimyasını da öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü aslında onu öğrenmek ciddi bir kısmını çözüyor bu işin. Şimdi bu yoğurt kabının dibini sevgili köpeğim Marla'yla paylaşacağım. Şöyle bir kap. Şimdi koyayım da önce. Burada Türk yoğurtları güzel değil. Yani bizim Türk yoğurdumuz gibi olmuyor. O yüzden biz de Greek yoğurt diye bir şey alıyoruz. Çok daha iyi maalesef. Buradaki Greek yoğurtlar Türk yoğurdundan daha iyi. %10 yağlı falan. Böyle lezzetli bir yoğurt. Krema gibi. Ben daha çok seviyorum açıkçası. Üstüne bir de susam koyalım bunun ya. Hani böyle artı bir malzeme olacak ama. Şimdi bagel dediğinde susamsız olur mu? Yani sadece yoğurt ve undan hamur yapma fikri bence çok iyi bu arada. Yoğurt nasıl pişince neye dönüşecek? Yani sadece onu biraz merak ediyorum. Vallahi oldu be. Baksanıza. Eyvah. Çok yapışkan. Bunu nasıl ben bagel şeklini vereceğim ki, ortasına delik melik açacağım. Neyse önce bir böleyim, sonra biraz daha unlayarak bunu yaparız diye düşünüyorum. Yani bu normal tariften bir tık daha fazla bence un istiyor. Şimdi bagel'ı yaparken insanların hep şöyle yaptığını, şöyle bir delik açıp şöyle sağa sola genişletme suretiyle, fena olmadı. İlk bagel taneciyim. Ya umarım şu çabaya değen bir şey çıkar ortaya. Eğer çıkarsa güzel bir alternatif olabilir gerçekten. Hani sağlıklı bir bagel alternatifi gibi. Airfryer'ım şu anda fırında kek, brownie artık neyse piştiği için orayı salıyorum ve bu bagel'ları airfryer'da pişireceğim. Bakınız, yavaş hamurlarımız dinlendi. Açılmayı bekliyor. Mis gibi oldu vallahi. Hemen tavamı ısıtıyorum. Her şey pişti, her şey hazır. Şimdi ufak bir tabii ki deneme, puanlama ve yorumlama yapacağız. Bunun için sevgili kocamı da buraya davet etmek istiyorum. Çünkü kendi yaptığım şeyi puanlamak ne kadar objektif emin değilim. Kurabiyeleri beklettiğim zaman bir şekilde tutundular hayata. Ortasına Nutella koymadan önce bir şöyle bir denemek istiyorum. Yorgunum. Nutella kurabiye. Acayip şekerli bir şey Nutella ya. Şu sadece un ve Nutella. 3. 3 mü? 10 üzerinden mi? 5 olsun. Yok 3 dedin artık. 3 ise 3'tür. Ben, bu arada ben de biraz şey yani. Çaya bandırmalık olmuş bu. Çaya bansan akar.
Evet, çaya bansan akabilir. Çaya bansam 6. Banmazsam keki deneyelim mi? Brownie'yi. Neyse artık adı. Ya brownie diye geçiyor ama. Yani hani. Ne kadar brownie. Bir kere yapışmış bu zaten. Fena durmuyor. Biraz böyle kek gibi olmuş ama yani buna brownie hani demezsin yani. Islak kek gibi. Bu ne biliyor musunuz? Böyle ıslak kek gibi ama şey çikolata sosu eksik. Üstüne çikolata koymuşlardı tarifte. Ben koymadım. Çok çikolatalı olur diye. Okey. Ya Zeynep niye bildiğini okuyorsun be kızım? Koysana işte, demek ki bir bildikleri var. Ama bu ne biliyor musun? Bundan çok güzel şey olur. Böyle hani kup tatlılar yaparsın ya, dibine ıslatırsın bunu, üstüne muhallebi. Kötü değil. Ama şekersiz bu ya. Sadece çikolatadan ve yumurtadan oluşuyor çünkü. Okey. Ama bunun güzel bir akıyor, ben söyledim. Kesinlikle lezzet bomb. Değişik ya, sevmedim. Yani kötü bir otobüs keki gibi. Süngere de benziyor biraz. Kaç puan veriyorsun? Kaliteli bir şey de yok yani. Kaç puan? 2. Seni çağırdığıma çok pişmanım şu an bu videonun sonunda. O kadar uğraştım. Ama haklısın yani, çok iyi değil. Ama ben 2 değil, ben 4 veriyorum. Çünkü hadi 4 olsun be, senin hatırına, emeğinin aşkım karşılığı. Benim. Aşkım yok yani, öyle bir şey yok sonuçta, iyi mi kötü mü. Ama ben evet, bunu yerim. Ben beğendim. Hakan aman. Şunlara geçebilir miyiz? Mayı duruyor. Bizimki bir sünger. Sünger de lezzeti çok fazla değil. Ben 4 vereceğim. Ama bunu ıslatıp üstüne muhallebi yapıp ben bunu değerlendirip kup tatlısı falan yapacağım. Uydurmasyon bir şey. Bagel'a geçiyorum. Bagel'ım 6 pişmemiş. Mini bagel. Kriz geçireceğim. Bunların arkasını çevirip 2 dakika yenir ya. Yenir ama mi? Güzel gözüküyor. Yenmez mi? Mini bagel. Bunlar yavaş. Yoğurtlu. Yoğurt mu? Ve undan oluşuyor sadece. Bu tarif. Becan. Arasına pişmesi lazım. Gerekiyor. Arasına tereyağı ile. Ben somon filmi almıştım. Ondan koyabilir miyim? Rica etsin. Yani tabii ki koyabilirsin. Koyayım. Tamam, onunla yersin. Buna bence tereyağı akar. Bombo. Çıkardım ben tereyağını. Merak etme, burada her şey hazır. Şöyle yani, bunun hani biraz daha pişmesi lazım ama görsel anlamında, görsellik anlamında ben ne kadar yapamasam da fena durmuyor. Tek yoğurt ve unla oldu yani bir şekilde. İnşallah yani biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Pişmede bir sıkıntısı var ama onun dışında bu çok iyi. Bu güzel proteinli bir karbonhidrat alternatifi olacak bir şey. Kesinlikle bunu deneyin. Bu olur. Bunu onaylıyorum. Bir de yalnız bu tariflerde malzeme, iki malzeme olsun diye koyulmamış bir şey var. Tuz. Yani mesela buna tuz lazım. Lavaşa bence tuz yani lazım. Hepsi iki malzemeli mi? O zaman yanlış puanlıyoruz. Onu göz önünde bulundurarak puanlamak lazım. Yeni iki malzemeli olduğunu öğrendim. Tereyağı. Gel ama tekrar puanla o zaman. Burakcan bilmiyormuş bunların iki malzemeden olduğunu. Şu sadece un ve Nutella. Ama sadece çikolatadan ve yumurtadan oluşuyor çünkü. Bu bayağı iyi. İki malzemeyse bu 9 yani. Okey. Buna 9 geldi. Bu arada bu en iyisi. Şakasız. Bagel 9 puan. Ben de 9 puan vereyim bari, ne yapayım. Ve bitter çikolata. Lavaşa bak, lavaşa. Biraz daha sanki ince ve büyük yapılabilirdi diye düşünüyorum ama önemli değil. Bu bir prototip olarak düşünebiliriz. Bu bunda olduktan sonra. Ha, bunun malzemeleri yağ, un ve su. Suyu bir malzemeden saymadıkları için bunu iki malzemeli bir tarif olarak itelemişler. Ben kabul edebilirim, problem değil. Su okey değil mi? Beni bozmaz. Önce istersen bir boş tadım yapalım. Ama zaten lavaşta ne var ki başka? Yok bir şey zaten. Güzel lavaş işte. Hafif bir yanıklık da var. Hafif bir bazlama. Lavaşı da gayet beğendim. Bunun içine böyle kesilip de yapılabilir, üzerine de bir şeyler sürülebilir. Bu akar. Tuzlular çok iyi, tatlılarda çok iyi değil gibi. Sıralama yapmam gerekirse bagel 1, lavaş 2, kek 3, kurabiye 4. Onaylıyor musun? Katılıyor musun? Evet. Bence de. Lavaşla bagel'ı kesin deneyin.
Bence kekin üzerine çikolata eritirseniz de güzel olur. Ya da mesela... Lavaş ne yapacaksın evde abi? Mis gibi lavaş var dışarıda. İki adım atıyorsun, tandır lavaşı alırsın en iyisini yani. Birileri Türkiye'yi özlemiş. Kekin üstüne, daha doğrusu keki bence sütlü çikolata ile yaparsanız ve üzerine de çikolata eritirseniz bir şeye benzer. Ama tarifte brownie olarak geçen şey bende dankek oldu yani bayağı. Dankek. Daha ondan daha... Dankekten de daha hafif bir şey oldu. Pofuduk bir kek oldu yani. Bu brownie falan değil, bu muhallebili tatlı. Yiyince ağzında yok oluyor. Evet. Muhallebili... Ama bu lavaş mesela kahvaltıda falan güzel olur. Kurabiye, yani kurabiye çayla akıtacağım ben onu. Onu da ziyan etmeyiz bence. Akşam bir çay partisi akar diye düşünüyorum. Ama güzel. Denememi istediğiniz başka bir tarif varsa TikTok'ta gördüm. Zeynep bunu da bir yapama bakalım nasıl yapamıyorsun dediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Bizden bu kadar diyorum. Kocam gitti. Gel buraya. Gel buraya sen değil. Şunu da al kucağına bir kapanış yapalım. Gel bakalım güzel kız. Dur bebeğim. Gel. Yiyeceksin mi? O kadar stresli ki şu an yemiyor. O zaman hemen hızlıca bir kapanış. Görüşürüz. Marla üstümüze atlayacak. Hiç sevmiyor hayvan kucağa alınmayı ya. Nefret ediyor. Çok aldım ondan. Evet. Üstüm başım full un olmuş. Üstüm başım un olmuş. Üstüm başım alt üst olmuşum. Bana verilen candan hesap sormuşum. Biliyorsun devamlı. Vallahi bilmiyorum. Bilsem söylerim niye söylüyorum. Bir varmışım bir yokmuşum. Aa, asıl önemli kısmı unuttum. Mahvedip. Kendimi mahvedip durmuşum. Bir şekilde. Umut. Kızılcık şerbeti Umut. Özlendin. Yarın yeni bölümü izleyeceğiz. Hadi. O zaman buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum ve sizleri öpüyorum. Bye. Üstüm başım alt üst olmuşum. Bana verilen candan hesap sormuşum. Bir varmışım bir yokmuşum. Acı çekerek ölmek için doğmuşum.